sağlıkla ilgili önemli konuların uzmanlar tarafından konuşulduğu Sağlıkta Gelişim Programı Perşembe sabahları Mega Radyo'da. Sağlıkta Gelişim Programı konusunda uzman canlı yayın konuklarıyla her Perşembe Mega Radyo'da. Mega Radyo, sağlığınıza iyi gelecek. Gelişim Hastanesi'nin sunduğu Sağlıkta Gelişim başlıyor. Günaydın İskenderun. Mega Radyo'da 97.7 frekansındayız ve şu anda bir Sağlıkta Gelişim programında daha birlikteyiz. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Tabii alışık olduğunuz bir şey değil değerli dinleyenlerimiz. Perşembe günleri bizim Sağlıkta Gelişim programımızın günü ama biz bugün özel bir istisna yapıyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Konuğumun özel durumundan kaynaklı bizim de özellikle konuk etmek istedik. Israrımız üzerine ikinci, üçüncü haftadır erteleyerek ancak getirebildik, gelebildi, zaman ayırabildi. Öyle bir şey ki konuğumuz çok değerli bir, bütün konuklarımız değerli ama bugün özellikle yine tanımaktan da gurur duyduğum değerli bir hocamızla birlikteyiz. Hocamız aynı zamanda Ankara, Adana, İskenderun üçgeninde koşturan bir değerli bilim adamımız aynı zamanda akademisyen. Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda. Radyasyon Onkolojisi uzmanı Sayın Profesör Doktor Cem Önal hocamızla birlikteyiz. Söyleşimiz tabii ki bugün genel sağlık üzerine ve onkoloji üzerine olacak. Radyasyon onkolojisi üzerine. Efendim tekrar hatırlatmakta yarar var. Mega Radyo'da yaklaşık biz 8 aydır Perşembe günleri siz değerli dinleyenlerin de yoğun ilgisiyle devam eden Sağlıkta Gelişim programını sunuyoruz. Bu haftaya mahsus özellikle Çarşamba günü bugün Çarşamba gününe denk geldiği için şu an dinleyenlerimiz şaşırmış olabilirler. Hiç şaşırmasınlar. Yarın tekrar aynı programın tekrarını aynı saatte vereceğiz. Ama bizim özellikle bu yayını bugün vermemizin nedeni de demin de bahsettim. Değerli hocamızın Ankara, Adana ve İskenderun hattındaki çok yoğun çalışmaları, hizmetlerinden dolayı ancak böyle bir zamana denk getirebiliyoruz. Çok istedik stüdyomuzda ağırlamayı ama ancak böyle bir zamana denk getirdik. Çarşamba günü olsun dedik. Çarşamba günü canlı yayını alalım dedik. En azından 2-3 haftadır da zaten öncelikle sizin şahsınıza da 2 hafta önce geleceği zamanda bir cenazesi oldu. Babasını kaybetti. Şahsınıza tekrar Allah kalanlara sağlıklı ömürler versin. Başı sağ olsun diyerek öncelikle hocama hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok sağ olun, teşekkürler. Böyle güzel girizgah içinde çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Aslında kendi memleketimde böyle bir program yapmak beni motivasyonum oldukça arttırıyor. Hem İskenderun'u hem Antakya'daki hemşerilerime öncelikle sabahleyin günaydın, iyi günler, sağlıklı, mutlu günler dilemek istiyorum. Nazik davetiniz için de gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Dediğiniz gibi benim özel durumdan dolayı Perşembe günkü programı aksatma gereği duyduk. Çarşambaya aldık, daha iyi. Hem sizden hem de tüm İskenderun halkından özür dilerim. Rica ederiz. Perşembe günü tekrarını yayınlayacağız inşallah bu programın. Çok güzel. Doğru, biraz yoğun trafik. Bu pandemi sürecinde de işler yoğunlaştı biraz daha. Artık yavaş yavaş her ne kadar normalleşmedense bile daha normale geçmemiz biraz uzun gibi sürecek. Hem Adana'da hem İskenderun'da ve yakın zamanda başladığımız Ankara'da kanser tedavi, ileri düzeyde kanser tedavilerini yoğun ve aktif bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hastalara uygun tedavileri uygulayarak şifa elde etmesini sağlıyoruz. Tabii bu süreç bizim için yıpratıcı olsa bile hastalarda elde ettiğimiz güzel sonuçlar aslında bizi mutlu ediyor. Yorgunluğumuzu tamamıyla unutturuyor. Allah yardımcınız olsun hocam. Böyle güzel programlara gelince de aslında daha da mutlu oluyoruz. Enerjimizi artırıyor. Biz de sizler gibi güzel, değerli dostlarımızı, değerli hocalarımızı burada ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz. En azından sizin ağzınızdan çıkacak her bilimsel sağlığa dayalı pozitif bilgileri en azından dinleyenlerimizle paylaşmış olmakta bize ayrıca bir
keyif veriyor. Faydalı olmak anlamında. Ama sizler gibi değerli dostları da tanımak bizim için de, ağırlamak da bizim için büyük çok bir keyif, büyük bir memnuniyet. Efendim hocam, ben öncelikle Profesör Doktor Sayın Cem Önal kimdir desem, biraz şu anda çünkü bizi dinleyenler hem sosyal medya üzerinden bizi görsel anlamda da izliyorlar ama onun dışında Mega Radyo 97.7 Karasal yayın üzerinden de yayındayız. Bir de internet üzerinde, sosyal medyayı da fazla farklı kullanmak anlamında kendi sitemizin www.megaradyoiskender.com adresinden de şu anda yayındayız. 3 ayrı mecradan. Dolayısıyla bizi İskenderun içinden, Hatay'ın içinden ve Hatay'ın dışından, hatta Türkiye dışından da şu anda bizi dinleyenlerimiz var. Konumuz tabii ki sağlık olunca çok önemli. Hele hele şu anda çok daha branş olarak da çok önemli. Onkoloji üzerine, kanser üzerine bir uzman olarak burada sizi ağırlamaktan çok büyük keyif duyuyorum. Çok yararlı bir program olacağını düşünerek de. Öncelikle bizim hocamız, gurur duyduğumuz hemşerimiz, bu coğrafyanın, bu topraktan yetiştirdiği bir insan olarak, gurur duyduğumuz değerli bir insan olarak öncelikle Profesör Doktor Cem Önal kimdir? Kendi ağzından bir tanıtsa şu anda dinleyenlere. Aslında ben de size az önce bahsettiğiniz Hataylıyım, Antakyalıyım, doğma büyüme. Ama üniversite hayatından sonra Hatay'dan uzaklaşsak bile artık tekrar Hatay'la bağımızı koparmayıp tekrar kendi memleketimize döndük. 1975 doğumluyum. Beş kardeşin de dördüncüsüyüm. Az önce de söylediniz, bir ay önce babam aramızda ayrıldı. Kendisine Allah rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum. İlk ve lise eğitimim Hatay'da, Antakya'da bittikten sonra 93 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Fakültesi'ne eğitime başladım. İhtisasımı da aynı üniversitede bitirdim. 2004 yılında uzman doktor olarak hem eğitim sürecini hem de uzmanlık eğitimini bitirdim. 2004'te uzman olduktan sonra bir 5-6 yıl, ay kısa bir süreliğine Ankara Üniversitesi'nde çalıştım ama Ankara Üniversitesi'ndeki çalışma ortamı beni çok tatmin etmediği için Adana'da Başkent Üniversitesi'nde onkoloji merkezi kurulacak diye bir öneri sunuldu bana. Oradaki şimdiki kurucu merkez müdürümüz Doktor Turgut Noyan'ın daveti üzerine geldim. 2005 yılında aslında şimdi anlattığımda biraz böyle hikaye gibi oluyor. Portakal Bahçesi'ne radyoterapi onkoloji merkezi kuracağız dedi. Hiçbir proje yoktu. 2005 yılında bu Adana'da. Adana'da 2005 yılında onkoloji merkezi kurma hevesiyle buraya döndüm. 2006'da Adana Radyasyon Onkolojisi Merkezi'nin kurucu hekimi olarak faaliyete başladık. Aslında ilk 2006'dan beri mutlaka kendi memleketimde de bir onkoloji faaliyeti kuralım hevesim vardı. İlk 2009 yılında bunu merkez müdürümüzle paylaştım. 2009 yılında dedim Antakya'ya veya İskenderun'da bir uygulama merkezi olalım, yapalım. Biz kendi memleketimize de bu hizmetleri sunalım ama en nihayetinde ertelene 2017'de bu uydu merkezini kurduk. 2017'den itibaren İskenderun'da da onkoloji merkezine aktif olarak faaliyet göstermekteyiz. Geçen yıl Ankara hastanemizdeki radyasyon onkolojisi merkezinin de kuruluş faaliyetlerinde bulundum. Ve 2020 Ocak ayı itibariyle de Ankara merkezinde, radyasyon onkolojisi merkezinde aktif radyoterapi faaliyetleri uyguluyoruz. Radyasyon onkolojisi, Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı'nı 2016'dan beri devam ediyorum. Bunun yanında Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'de iki dönem üyelik, yönetim kurulu üyeliği faaliyetinde bulundum. Birçok dernekte üyeliğim var. Tabii bunu yaparken de bütün bu açıkladığınız şeyde ziyade aslında bizim unutmamamız gereken ve babamın da bana bir öğütü, bunları bir yana koyarak aslında ben karşınızda Profesör Doktor Cem Önal değil de Cem olarak şu anda bulunuyorum. Yani bütün bu şeyler bizi sizlerden uzaklaştırmıyor, daha da yaklaştırıyor. Çünkü bunları yaparken de sizden az önce söylediği şeyleri duyunca da gerçekten son derece gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Aslında yaptığımız şeyler hem kendimize, daha da önemlisi memleketimize hizmettir. Bunu yaparken de
Hiçbir şekilde herhangi bir şeyde bir beklentimiz olmadan maddi veya manevi tamamıyla amatör ruhla, yani biz her ne kadar anlattığım şeyler profesyonelce olsa bile hala amatör ruhla çalışıyoruz. Çünkü bu amatör ruhla çalışmasak zaten söylediğiniz Ankara, Adana, İskenderun üçgeninde vakit geçmez. Allah muvaffak etsin. İyi ki varsınız. Biz sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar ediyorum. Gerçekten bizim için ayrıca bir değersiniz. Siz çok mütevazi bir şekilde konuşuyorsunuz ama tevazuya da gerek yok. Siz aslında sağlık branşının içerisinde de çok daha önemli. İnsanların adını bile duyduğunda, toplum içerisinde öyle bir algı var ki adını bile duyduğunda aman Allah korusun ismini bile söylemekten, dille telaffuz etmekten bile imtina ettiği bir rahatsızlıkla ilgili sizin uzmanlık alanınız, böyle bir çalışmalarınız var. Dolayısıyla Allah yardımcınız olsun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Sizler gibi hocalarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı Allah arttırsın. İnşallah hep olursunuz. Allah muhtaç da etmesin ama amin. Sizlerin de varlığı en azından bizim sağlık anlamında yarın için güvencemizdir. Sizlerle gurur duymaya da devam edeceğiz. Efendim, radyasyon onkolojisi özellikle tamam. Yani onkolojinin biz algı olarak biliyoruz kanser tedavisi olduğunu ama radyasyon onkolojisi dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Nedir? Aslında radyasyon onkolojisi çok yeni bir branş. Ben ilk 1999-2000 yıllarında ihtisasa başladığımda, radyasyon onkolojisi ihtisasına başladığımda kendi meslektaşlarım sordu radyasyon onkolojisi nedir diye. Tabi bu 2000 yılından sene 2020, 20 yıl içerisinde inanılmaz yol kat etti. Teknolojiye bağımlı bir branş. Radyasyon onkolojisi kabaca aslında zararlı bildiğimiz radyasyonu hasta lehine kullanarak, yani hastayı tedavi etmek amacıyla kullanarak tümörlü dokuyu veya riskli bölgeyi tedavi etmek, tümörü radyasyonla öldürmek, riskli bölgede mikroskobik, yani gözle görülmeyecek kadar küçük hücreler var ise onu radyasyonla öldürmek. Bunu yaparken de tedavi yanında da hasta yaşam kalitesini korumak amacımız. Radyasyon onkolojisi bu işi yapan, yani radyoterapi işlemini yapan tıbbi karşılığı radyasyon onkolojisi branş. Yani ben mesela bir radyasyon onkoloji hekimiyim ama onkoloğum aynı zamanda. Çünkü radyasyon onkolojisi demek sadece radyoterapiyle ilgileniyor değil. Aslında biz öncelikle onkoloğuz, sonrasında radyasyon onkoloji eğitimi aldığım için radyasyon onkoloğuyuz. Yani bu onkolojinin, yani kanserin tedavisindeki sizin yöntemlerden bir tanesi. Bir tanesi. Aslında kanser tedavisi 3 şekilde. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi şeklinde. Bunu biraz açalım mı hocam? Bu üç tedavi yöntemi genellikle, yani kanser türlerinin %80-90'ında birlikte kullanılır. Yani radyoterapi tek başına tedavi yapmaz. Kemoterapi tek başına tedavi yapmaz. Cerrahi tek başına tedavi yapmaz. Genellikle dediğim gibi %80'e yakın hastaların %80'i bu üçlü tedavi birlikte alır. Yani cerrahi alır, kemoterapi alır, radyoterapi alır. Bu tabi hasta ve hastalık özelliğine bağlı olarak yerleri, zamanları değişebilir. Bazı hasta türünde önce radyoterapi alır, cerrahi sonra olur, sonra kemoterapi. Bazılarında kemo radyoterapi şeklinde gider. Yani bunlar aslında birlikte ilerleyen branşlar. Bir saati dişli çark gibi birlikte mutlaka ilerlemesi birlikte gerekiyor. Peki. Bu çarklardan biri eksik olursa ne olur? Tedavi olmaz. Yani bu aslında çok önemli bir şey. Çok göz ardı ediliyor. Çok suistimal edilen bir şey. Ben radyasyon onkoloyum. İşte atıyorum bir merkeze gittim. Radyoterapi verdim. Tamam işim bitti diyemiyorum hiçbir hastaya. Çünkü bu sadece tedavi sürecinde değil, takip sürecinde de mutlaka bu ekip gerekir. Yani az önce saydığım ekip cerrah, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu. Bunun birlikte olması lazım. Hem tedavi sırasında hem de takip sırasında. Çünkü bu çarklardan biri eksik olduğu zaman dönmez. Hocam kanser dediğimiz zaman diğer rahatsızlıklardan farklı olarak ne anlamalıyız? Aslında kanserin Türkçe karşılığı anarşik hücre çoğalması. Yani kontrolsüz hücre çoğalması. Kanser hücre yönetimini ele aldıktan sonra hiç durmadan çoğalmaya başlar. Çoğalıp belli bir büyüklüğe ulaştığında kitle olur. O kitle sinirlere bası yaptığı zaman ağrı yapar. Başka bir yere yayıldığı zaman kemiğe, beyne yayıldığı zaman metastaz yapar. Yani bizim aslında bütün bu tedavi sürecindeki esas yaklaşım prensibimiz anarşik çoğalmayı durdurmak.
yavaşlatmak, geriletmek ve yok etmek. Bunları da yaparken de aslında çok yoğun bir süreç bu. Zor bir süreç ve ekip işi gereken bir şey, yaklaşım. Onun için kanser aslında halk arasında tümör denir, kist denir. Aslında bunlar hepsi tümördür, yani kanserdir. Anarşik çoğalma. Buradaki amaç o çoğalmayı engellemek. Yani kötü huylu hücrelerin engellenmesini. Aslında o hücreler ve kötü huylu dememizin sebebi şu, kontrol bizden çıkıyor. Yani bizim içerimizde bir hücre var ama bizim yönetimimizde değil. Yani acı olan şey o. Bizim yönetimimizde olmayan hücreyi bir şekilde tedavi etmemiz lazım. Çünkü bizim kontrolümüzden çıkıyor. Bu da yaparken aslında biraz erken gireceğim bu olaya da, bu bir ekip işi. Hasta ve ekip olarak yani birlikte yapmamız lazım. Yani zaten bu sizin sözünüz, özellikle kanser tedavisi ekip işi diye bir sözünüz var. Bu ekibin içerisinde aslında hasta da var. Yani en büyük şey o. Evet. Biz bu tedavinin %50'lik kısımları, ben kendi hastalarıma hep öyle söylüyorum. Biz %50'lik kısmını yaparız. Biz maksimumunu yapsak bile size katkımız %50'dir. Eğer siz bize az katkı yaparsanız %51 ile bitiririz. Tam katkı yaparsanız %100 katkı yaparız. Hocam kanser zaten az önce söylediğim gibi yani bir illet, kötü bir rahatsızlık. Bu yıllardan beri son gelişimi, yani şu anda sizin günümüz teknolojisi, yani günümüz durumuna göre bu tedavinin ne kadar mümkün olduğu, yani yüzdesi tabii, ya da imkanları ne kadar gelişti geçmişe göre. Bu arada bunlar gelişmişken de Türkiye genelinde, dünya geneline baktığımız zaman şu anda öyle diyelim ki nasıl olsa Adana, Ankara, İskenderun üçgeni demişiz ama İskenderun'da aynı zamanda şu anda bu Ankara ve Adana üçgeniyle eşitlemiş olarak görürsek Türkiye genelinde şu anda ne durumdayız? Dünya genelinde ne durumdayız? Bizim gücümüz ne kansere karşı? Aslında bu soru beni çok mutlu eden, gururlandıran bir soru. Neden? Çünkü artık bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Öncelikle kanser tedavisinde belli başlı merkezler, her merkez adına konuşmuyorum, Avrupa'nın önündeyiz. Ve kısa zaman içerisinde de Amerika'yla paralel olarak ilerliyoruz. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü eskiden hastalar tedavi olmak için, çok basit, radyoterapi almak için Amerika'ya gidiyordu. Yani çok büyük politikacılar, çok büyük devlet adamları Amerika'da hastanelerde, yani amiyane olacak biraz rezil oluyor, sefalet çekiyordu ama şu anda artık onları yaşamıyoruz. Çok şükür böyle kuvvetli, güçlü bir devletimiz var. Ne mutlu bize. Şimdi kanser tedavisi aslında ben kendi kronolojime, yani yaklaşık 21 yıldır kanserle ilgileniyorum. Bu 21 yıllık süreç içerisinde ben kendi adıma evrim geçirdim. Çünkü asistanlık döneminde yaptığım tedavilerle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Ve en basiti şu, 2001-2002 yılında tedavi ettiğim kanser hastaları şu anda kontrole geliyor. Bu aslında çok çok güzel bir şey. Biz artık yavaş yavaş şuna inandık. Kanser nasıl şeker, tansiyon gibi uygun tedavilerle birlikte erken evrede yakalandığında kronikleşiyor. Yani bu sizin yaşantınızın bir parçası oluyor. Yani artık erken dönemde yakalanan kanserlerin birçoğu öldürmüyor. Hastalar düzenli kontrolü gelmesi lazım. Tabii bu çok önemli. Ben tedavi oldum bitti diye bir şey yok. Hiçbir şekilde bizim için %0.01 bile bir ihtimaldir. Onu asla göz ardı etmememiz lazım. Biz bütün bunları rahatlıkla söylememize rağmen hiçbir hastaya siz iyileştiniz diyemiyoruz maalesef. Tedaviniz bitti, şu anda hastalık kontrol altında diyoruz. Çünkü bunu dememizin esprisi şu, eğer böyle bir şey dediğimiz zaman, hasta kontrolden çıktığı zaman iş işten geçmiş olabiliyor. Çünkü neticede siz de söylediniz, bir illet, yani zor bir hastalık. Ben kanserle ilgilenmeme rağmen kendi etrafımdaki akrabalarımı tedavi ettiğimde ben bile etkilendim. Çünkü işin içerisinde biz sadece masanın ön tarafında değil, arka tarafında değil, ön tarafında da oturduğumuz için hastalığın nasıl olduğunu çok rahatlıkla bilebiliyoruz. Tabii bu süreç içerisinde teknolojiye bağımlılık çok çok önemli. Teknoloji bağımlılığın en etkilediği branşlardan biri onkolojidir. Bunun içerisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Çünkü cerrahide artık işin içerisine robot girdi. Ben cerrah olmadığım için çok detaylara girmeyeceğim. Onkolojinin içerisinde artık akıllı ilaç dediğimiz, yani sadece tümörü öldürebilecek ilaçlar, immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemi üzerine etkili ilaçlar girdi. Radyoterapide de artık en son teknoloji görerek ışınlıyorsunuz. Yani ben mesela miyopum, gözlüğümü çıkarttığım zaman etrafı görmem. Eskiden biraz böyle
körlemesine tedavi ediyorduk. Amiyane olacak ama şimdi artık tümörü görüyorsunuz. Nokta atışı yapabiliyorsunuz. Nokta atıştan ziyade tümörün hareketini tedavi sırasında görüyorsunuz. Hastanın pozisyonu, en ufak bir gaz hareketi veya solup nefes alıp vermeyle bağlı oluşabilecek tümör hareketini görüp oraya doğru bir şekilde radyasyon verebiliyorsunuz. Yani böyle eskiden hiç görmediğimiz hastaları görmeye başlıyoruz. Yani akciğer, karaciğer, beyin metastazları hastalar 5. yıl kontrole geliyor. Eskiden bu hastanın yaşam süresi maalesef 4-6 aydı. Yani bütün bunları görünce aslında biraz daha böyle yaptığımız iş motivasyonu arttırıyor. Yıpratıcı bir meslek, haklısınız. Çünkü amatör ruhla çalıştığımız için mutlaka her hastadan getiri olduğu kadar biraz da bizden bir şey götürüyor duygusal anlamda. Çünkü eve gittiğimizde... Hepimiz insanız. Tabii insanız. Yani eve gittiğimizde iş stresimiz, ailemize her ne kadar yansıtmasak bile aslında eşimiz, dostumuz yüzümüzden anlıyor. Tabii bunları gördükten sonra böyle yüz güldürücü sonuçlar, gerçekten eskiden mucize denebilecek şeyleri gördükten sonra da aslında bütün bu stresi, yorgunluğu unutuyoruz. Ama şunu ilk başlangıçta söyledim. Kanser tedavisinde her merkez değil, belli başlı merkezler, tam teşekküllü onkoloji merkezleri, Avrupa'nın önündeyiz. Şey olarak da çok kısa zaman içerisinde de Amerika'yla paralel olarak gideceğiz. Baş edeceğiz yani. Evet, inşallah. Allah muvaffak etsin. Çok önemli bilgiler bunlar. Hocam peki gene aynı şeyi getireceğim ama İstanbul, Ankara, Adana, İskenderun babında. Şu an İskenderun hangi durumda? Yani çok güzel. Bu soruyu unuttum aslında. Devam edecektim. Özür dilerim. Şöyle biz İskenderun'da Hatay bölgesinde kanser tedavisinin eksikliğini 2009'da ben hissettim. Çünkü bu kanser tedavisi gerçekten tam teşekküllü merkezlerde yapılması gereken bir şey. Yani siz hiçbir hastaya ameliyatı burada oldun, kemoterapi orada oldu, radyoterapi orada oldu, PET orada çekilsin, MR burada çekilsin diyemiyoruz. Çünkü zor. Hem hasta için hem de hasta yakını için. Eskiden büyük şehirlerde yani nedir bu? Ankara, İstanbul. Yani bütün tedaviler orada olurdu. Şimdi öyle bir şey algı artık yavaş yavaş unutulmaya başladı. Biraz daha böyle küçük şehirlere dediğimiz, tabii Hatay da artık büyük şehir. Ama diğer şehirlerle kıyasladığımızda, Ankara, İstanbul'la kıyasladığımızda bir nebze küçük şehir. Ama burada da artık çok rahatlıkla az önce söylediğim tedavileri rahatlıkla yapabiliriz. Neden? Çünkü bizim 2017'deki işbirliğimize paralel olarak, yani Başkent Üniversitesi'nin buraya onkoloji anlamında bir takım katkılar sağladıktan sonra artık hastaları Hatay'dan Adana, Hatay'dan Ankara, Hatay'dan İstanbul'a göndermiyoruz. Hasta burada tedavisini alıyor. Tabii bütün tedavileri burada alsa bile yine bizi sıkışan, bizi zorlayan durumlarda rahatlıkla refer edebilir, gönderebileceğimiz merkezler olduğu için hasta hiçbir şekilde ortada kalmıyor. Yani eskiden buradaki hastalar bizim ilk değerlendirmemizde tanı konuyordu, bitiyordu. Tedavi falan yok. Nereye gidersen git. Ama ya burada belli bir aşamaya kadar en azından burada tedavisi gerçekleşiyor. Çok rahatlıkla. Aşan bir şey olduğu zaman da en azından Adana'mız var, Ankara'mız var. Şu anda bağlantı durumundayız. Kesinlikle, doğru mudur? Kesinlikle. Bir entegrasyon kurulmuş durumda çok, şu anda. Çok 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 doğru bir sizin şey. Sizin de şu anda bölüm başkanlığını yaptığınız Adana'daki araştırma hastanesinin önemli bir yer aldığını, tuttuğunu da merkez olarak. Tabii. Burada lazım. Aslında dediğiniz şey çok doğru. Yani burada bizi aşan bir durumda hastayı yine göndermiyoruz. Yani yine bizim bünyemizde. Yine bizim bünyemizde, yine bizim kontrolümüz altında. Tedavi olduktan sonra yine biz burada takibini yapıyoruz. Eskiden Adana'da bizi aşan durumlarda Hacettepe'li konuşuyorduk ama orada artık Ankara'da daha büyük bir merkezimiz var. Bu Ankara'daki merkezimiz de zaten dünyadaki 19. merkez, yani kanser tedavisi açısından. Bunu gururla, rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten gurur duyuyoruz. Bunlar duydukça da daha da böyle bir umutlanıyoruz yaşama dair. Çevremizde bu rahatsızlıklardan kaybettiklerimiz, halen rahatsızlığı devam eden dostlarımız da var. Onların adına da, hepsinin kalanlarına da Allah acil şifalar versin. Kaybettiklerimize de Allah rahmet eylesin diyorum ama umut her geçen gün artıyor. En azından dediğiniz gibi bu illet de olsa buradaki mücadelemizde en azından başarı şansımız zaman geçtikçe artıyor. Tabii burada hasta şunu unutmamalı tabii. Biz umutlandırıyoruz, her şey çok güzel falan dediğimizde tabii bu rahatlatmamak lazım. Kesinlikle hasta bazlı değerlendirmek lazım. Her hasta şeydi, yani biz şununla karşılaşıyoruz. Benim komşumda da vardı, o iyileşti, ben iyileşmedim.
Niye öyle bir şeyle karşılaşıyoruz? Bunlar kesinlikle olmaması gereken şeyler. Neden? Çünkü hasta bazlı değerlendirmemek lazım. Bazı hastalara gereksiz umut vermemek lazım. Kesin konuşmamak lazım. Bunu yaparken de yani hastaların beklentilerini bazı durumlarda arttırmamak lazım. Çünkü neden? Çünkü zor bir hastalık. Tedavisi mümkün olmayan durumlarda hastalara bunu mutlaka yakınlarına paylaşmak lazım. Çünkü kanser sadece hastayı etkilemez. Yakınlarını daha çok etkiler. Muhakkak. Kaybettiklerimizden de biliyor. Başa gelen çekiliyor yani sonuçta ama başa geldiği için de çok iyi anlıyorum. Allah yardımcıları olsun. Allah sabırlar da versin bu tür rahatsızlıklarda, her tür rahatsızlıkta yakınlarını kaybedenlere de. Efendim, tabii İskenderun Gelişim Hastanesi olarak şu anda Başkent Üniversitesi'nin bu konudaki işbirliğiyle şu an devam ediyorsunuz. Evet. Zor olmuyor musun? Şimdi hem sadece ben Adana ve İskenderun hattı olarak biliyordum ama Allah güç kuvvet versin. Bir de Ankara ayağı var bu işin. Nasıl zaman ayırıyorsunuz? Nasıl yetişebiliyorsunuz? Yani şöyle aslında... Ekip de çok sağlamdır mutlaka. Tabii. Yani bu iş... Bu bir ekip işi dediğiniz gibi. Yani burada ben gelip bütün işleri burada yapmıyorum. Burada zor vakaları veya buradaki ekiple toplantı yaparak burada organizasyon yapıyoruz. Aynı şekilde Ankara ekibiyle organizasyon yapıyoruz. Adana'daki ekibim tamamıyla farklı ama bunlar her ne kadar farklı ekipler olsa kendi aralarında da entegrasyon var. Yani bir şey olduğunda İskenderun Adana'ya veya Ankara'ya çok rahatlıkla sorabiliyor. Tabii burada aslında bir tempo ile alakalı. Son 2-3 yıl bu yoğun tempoya alıştıktan sonra söylediğiniz şeyleri bir rutin yaşantı haline geliyor. Mesela ben bu korona sürecinde çok yıprandım. Neden? Bir hafta evde oturdum. O beni çok zorladı. Onu da konuşacağız hocam. Korona dönemindeki kanser. Yani kanser başlı başına bir illet ama bir de korona döneminde şu anda öyle bir tedaviyle uğraşan adamlar, Allah yardımcısı olsun. Sizler de dahil olmak üzere Allah yardımcınız olsun. Yani o yoğun tempo, haklısınız, yorucu, fiziksel yorgunluk oluyor ama böyle arada böyle sizler gibi güzel programlarda motive edici programlar çıkınca kendimizi deşarj ediyoruz. Eyvallah. Hak ediyorsunuz fazlasıyla hocam. Bütün sağlıkçı darımıza, sağlık branşında bütün emek veren, sizin şahsınızda emek veren herkese buradan saygılarımızı, minnetlerimizi halkımız adına da vermek istiyorum. Gerçekten bu pandemi sürecinde de çok kaybettiğimiz değerli profesörlerimiz, sağlıkçılarımız var. Hasta bakıcılarından tutun yukarıya kadar bütün bu konuda emek veren herkese de buradan selam olsun. Efendim, Almanya'dan bir selam var. Özellikle sizlere de sevgili Serkan Unay, buradan selam olsun. Samandağ'dan Raife Elif Çakmak bizi izliyorlar. Selamları var. Özellikle bazı notları okuyayım. Hayri Bildiricioğlu kardeşimiz şu anda başarılar diliyor. Selamı var. Onun dışında da dinleyenlerimiz arada böyle mesajlarla da bir sorusu olursa bize iletebilirler diyoruz. Efendim, tabii konuğumuz İskenderun Özel Gelişim Hastanesi'nin aynı zamanda değerli hekimlerinden ama Başkent Üniversitesi'nin Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Cem Önal hocamızla birlikteyiz. Konumuz tabii ki onkoloji, kanser üzerine ama genellikle sağlığın bütün branşlarında hocamı hazır bulmuşken, uzman profesör hocamı da bulmuşken her konuda fikirlerini de almayı istiyorum sizin adınıza da. Evet. İnşallah faydamız da olur diyoruz. Efendim, bu hocam kanser üzerinde genellikle sizin şu anda bu ana kadar tedavi ettiğiniz ya da branşınızla ilgili bölgemizde ağırlıklı olarak ne tür kanser çeşitleri çok da ne tür kanserlerle, ne tür vakalarla daha fazla karşılaşıyorsunuz? Sizi zorlayan ya da daha kolay halledebildiğimiz şeyler var mı içerisinde? Evet. Aslında bunun istatistiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Her ne kadar Türkiye'de böyle diğer istatistiklerde olduğu gibi kanser istatistiği de çok belirgin değil. Çünkü ben şöyle bir mukayese yapabiliyorum. Ankara'da gördüğüm hasta profiliyle Adana'da gördüğüm hasta profilini çok rahatlıkla karşılaştırabiliyorum. Fark oluyor var mu? Tabii öyle kesinlikle mi? Fark. Bunu bir açalım. Bu tamamıyla beslenmeyle alakalı, yaşam tarzıyla alakalı. Mesela güneye geldiğimiz zaman böyle daha çok kırmızı et, yağlı gıdalar tüketimine bağlı olarak ona bağlı gelişebilecek kanserler nedir bunlar? Kolon kanseri, bağırsak kanseri, prostat kanserini daha sık görüyoruz. Yani buradaki sayımız bu iki kanser türünde biraz daha fazla Ankara ile karşılaştırdığımız. Bir diğer şey, doğuya, güneydoğuya gittiğimizde beslenme ile ilgili özellikle kaçak çay, kaçak tütün,
koyu çay, katranlı çay içen hastalarda yemek borusu kanserlerini daha sıkla görebiliyoruz. Yine Güneydoğu'da, Doğu bölgede, güneyde sık rastladığımız safra yolları, safra kesesi kanserleri, bunlar da çiğ et tüketimine bağlı, daha sık görebiliyoruz. Yani ben Ankara'dan Adana'ya geldiğimde hiç görmediğim kanserleri burada seri şeklinde tedavi ettik. Gerçekten bu da tamamıyla beslenme ve yaşam tarzıyla alakalı bir şey. Bu dünyada da aynı şekilde. Mesela dünyada HPV dediğimiz bir virüs, Çin'de, Japonya'da fazla olduğu için orada geniz kanserleri daha fazla. Tabi burada da Türkiye'de de bölgesel bir farklılık rahatlıkla karşılaşabiliyoruz. Bu Karadeniz'e gittiğimizde yine farklılık gösterebilecek ama genel olarak bir bakacak olursak en sık kanser türü nedir derseniz akciğer kanseri. Hem sık rastlıyoruz hem de ölümcül oranı oldukça yüksek. Bunun da sebebi sigara. Sigara ve yani çevre. Bu sigara aslında her yerde var. Yani Ankara'da da içiyor, Adana'da da içiyor, İstanbul'da da içiyor. Her yerde de kanser yapma olasılığı %100'dür. Çevre kirliliği, rutubet. Tabii. Ama o zaman beslenmeyle tabii, beslenme ve yaşam bulunduğumuz tarzı. Çevre yaşam tarzı yaşam çok tarzı. Önemli. Buna göre de değişim gösterebiliyor tabii, diyorsunuz. Tabii. Burada en zorlandığımız kanser türü var mı? Tedavide böyle çok zorlandığımız. Aslında tedavide zorlandığımız kanser türüden ziyade böyle hasta yönetimi zor olan hastalar bizi zorluyor. Yani farklı merkezlerde gitmiş, farklı şeyler, yaklaşımlar yapılmış, elinde evrakları eksik, bir sürü şey yapmış. Bizim kanser türünden ziyade kanser hastası yoruyor. Bizim çok zorlandığımız şey şu. Çok merkeze danışan, çok hekime danışan hastalar bizi zorlar. Çünkü hiçbir yerden tatmin olmadan gider. Yani burada işte şunu yaptık, gittikten sonra başka yerde başka bir şey söyler. Bu birincisi. İkincisi, tür olarak zorlayan kanser türü aslında biraz daha burada sık gördüğümüz için safra yolları ve karaciğer tümörü biraz zorluyor. Neden? Cerrahisi zordur, radyoterapisi zordur, kemoterapisi de zordur. Yani yerleşim yeri itibariyle. Orada en ufak bir yanlış veya gecikme hastanın hayatıyla sonuçlanabilecek bir hataya sebep olabilir. Onun için o safra yolları, karaciğer tümörleri haricinde diğer tümörlerde çok fazla zorlanmıyoruz. Az önce de söylediğiniz zorlandığımız şeylerde zaten Adana ve Ankara desteğini çok rahatlıkla elde edebiliyoruz. Burada aşan bir şeyi diğer taraflarda rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Yani gelişim hastanesi olarak bizim işbirliği, Türkiye tabii, genelinde entegrasyonumuz, işbirliğimiz tabii var. Rahatlıkla. Tabii bu beni şöyle Hataylı olarak çok mutlu ediyor. Çünkü ben kendi akrabalarımı, eş dostum işte Adana'ya gelelim, hayır gelmeyin diyorum. Çarşamba günü İskenderun'dayım, oraya gelin diyorum. Her çarşamba tabii, buradasınız tabii. Zaten özellikle onu da duyuralım dinleyenlerimize de. İskenderun'da, İskenderun Gelişim Hastanesi'nde de özellikle onkoloji bölümü Eminerler'de. Buradan selam olsun Sadık Muhallaoğlu ve diğer Ezgi Oymak. Ezgi Hocam hepsi burada konuk etmiştik. Evet. Gerçekten her biri birbirinden değerli evet, uzmanlarımız. Çok güzel bir ekip. İyi ki varsınız. Ya ekip olarak öncelikle tekrar ben söylemeden geçemeyeceğim. Metin Yıldız, gerçekten iyi ki varsın dostum, iyi ki varsın arkadaşım. Memlekette güzel bir yatırım yapıyorsun. En azından sağlığımız adına, insan sağlığı adına bu yapmış olduğun yatırımı da en azından ben biliyorum ve takip ediyorum ki gözünü budaktan esirgemiyorsun. Tamam. Yani bir masraf gerekiyorsa her bölüm için, her önemli bir şey için de işbirliğinde, yatırımda elini geri çekmiyorsun. İyi ki varsın. Teşekkür ediyoruz. Sana buradan selam olsun kardeşim. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Aslında bütün Metin Bey de bizim bir dostluğumuz daha eskiden, buraya 2017'den önce birkaç kez görüşmüş. Gerçekten ileri görüşlü. Yatırıma yani, sağlık teknolojiden üzerinde geri kalmıyor. Asla. Yatırımdan geri kalmıyor. Sizler gibi değerli dostları burada en tabii, azından tabii, burada, uzmanları bir arada buluşturuyor. Bu bölgede sağlık hizmetine hiçbir şekilde esirgenmeyen ve bu ileri görüşlüğünü aslında gösteren en büyük şey başkentle yapmış olduğu işbirliği. Çünkü bu kolay bir şey değil. Her hastane yapabileceği bir şey değil. Bu hem Metin Yıldız'ın aydın görüşü hem de ikili ilişkilerin oldukça yüksek olduğunu gösteren bir şey. Ben de kendisine buradan selamlarımı iletmek isterim. Aynı şekilde selam, sevgiler. Bu arada bugüne kadar aşağı yukarı 33. programımız. Bundan önceki davet etmiş olduğumuz, konuk ettiğimiz bütün hekim, doktor arkadaşlarımız, hatta başhekimlerimiz, Ozan Bey dahil, koordinatörümüz de dahil konuk etmiştik. Hepsini konuk etmekten de ayrıca bir gurur ve keyif aldık. Hepsine buradan selam olsun.
Buradan sonra da programlarımız devam edecek. Tabii ki bir de Palmiye Hastanesi ile beraber, evet, Gelişim Hastanesi büyüdü. Hı hı. Oradaki doktorlarımızı da sırasıyla burada konuk edeceğiz. Sevgili Marta, sana da teşekkür ediyorum. Bu arada bize gerçekten o gelişim ve palmiye hastanelerinin basın danışmanı olarak bu köprüde çok önemli bir rolüm var. Eline sağlık, emeğine sağlık. Aslında Marta gerçekten bir atom karınca gibi. Biz her yerde söylüyorum bunu. Adana ve Ankara'da da söylüyorum. Yani İskenderun'da Marta diye bir arkadaşımız var. Bu konuda üst düzey, yani çok profesyonel şeylere, merkezlerle çalışıyoruz bu danışmanlık verirken. Tabii diyorum, İskenderun'da bir arkadaşımız var. Yani siz yanınızdan bile geçemezsiniz onu. Yani bu Marta'nın da enerjisi bizi hep son derece artırıyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Hep pozitif enerjisi, evet, var. Artık yani bu işin temelinden de geldiği için, bizim camianın içerisinden gelme. Dolayısıyla diyalogları da çok güzel insanlarla. Ben şunu da takip ediyorum ki en azından bu tür diyalogların dışında hemen hemen dışarıdan bizim belli bir istatistik duruma göre hep böyle bültenler gelir. Türkiye'nin, evet, her tarafından basın olarak. Bakıyorum bu iki sağlık kurumuyla ilgili de çok böyle şey bombardımanı. Sanırsın ki orada bir grup var. 5-6 kişilik böyle bir çalışan bir ekip var. Ve o ekipten habire haber üretip gönderiyorlar. Biz o haberleri burada işlemekte artık şey yapıyoruz. Hatta bekletiyoruz ya, fazla haber oldu, bunu da bir güne bekletelim gibi. Maşallah tek başına bu konuda çok güzel başarıyor. Yüreğine sağlık Marta, eline sağlık kızım. Gurur duyuyoruz seninle de. Efendim tekrar dönelim işimize. Profesör Doktor Sayın Cem Önal. Hocam kanser illet. Ama şöyle diyelim. Son zamanda şu anda bir illetimiz daha var. Dünyayı, evet, evlerine hapseden, bizlere dünyayı dışarıya zindan eden, bütün dünyayı şu anda esir eden bir gramlık bir öyle denilen bir şey. Covid-19, evet, ya da pandemi sürecinde. Efendim sizin işiniz o kadar zor ki, hı hı, bu kanser tedavisiyle beraber bir de pandemi süreci sağlıklı insanları bile sağlığını mahvetti, evet, elinden aldı. Bu konuda neler söylemek istersin? Pandemi sürecinde kanser tedavisi, hem kanser tedavisini görenlere hem yapanlara neler söylemek istersiniz hocam? Aslında durum nedir? Genel bir değerlendirme. 2020'de her şeyi yaşadık. Bu korona da bizim için bir sürpriz. 2020 yılında sonunda bitecek diyeceğimiz bir hastalık değil. Bir 2-3 yıl daha devam edecek ve bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü her ne kadar toplumumuzda hala koronavirüsün olmadığına inanan bir grup olmakla birlikte böyle bir gerçekte kabul etmekte fayda var. Tabii dediğiniz gibi bizim şu anda mücadele ettiğimiz büyük bir hastalık kanser varken yanına korona geldi. Bunu yaparken de bizle birlikte bütün dünyadaki kanser merkezleri, kanser hastaları bir soru işareti, bir boşluğa düştüler. Bu boşluk döneminde çok hızlı bir yönetim yaptık. Nasıl? Dernek çerçevesinde ulusal ve uluslararası bir takım kılavuzlar yayınladık. Bu kılavuzları dünyayla paylaştık. Dünyadan görüş alışverişi yaptık. Aslında bu süreci bilgisayar başında çok rahatlıkla yapabildiğimizi öğrendik. Yani biz eskiden bir toplantı için işte Amerika'ya falan gidiyorduk ama bilgisayar başında 10 dakikalık bir işlenmiş bir iş gerekiyor. İletişim gerekir de öyle oldu tabii şimdi hocam. Canlı yayınlar da öyle oldu. Tabii şeyimiz, oturduğunuz yerde. Tabii bizim çalışma yöntemimiz de değişti. Çünkü artık bilgisayar başında seminerler vermeye başladık. Yani toplantılar yaptık. Ulusal, uluslararası çapta. Ve çok kısa süre içerisinde bir kılavuz yayınladık. Yani şöyle, bu kılavuz 3 basamaklı oluşuyor. Birincisi, kanser tedavisini kesmeyeceğiz. Yani bütün kanser hastaları tedavisi hastalığın evresine ve durumuna göre devam etmeli. Bunu yaparken de yine az önce söylediğim bir üçlü ekip çerçevesinde ilerledik. Bunda bir aksamalar oldu mu? Oldu. Teknik ve altyapı aksamalarına paralel olarak. Mümkün olduğunca hastaları en kısa sürede, yani hastane içerisinde geçeceği süreyi en kısa, en aza indirgeme amacıyla en kısa sürede tedavi etmek lazım. Çünkü bunu yaparken de, hastayı korurken de kendimizi korumamız lazım. Çünkü hastadan aldığımız bir mikrobu bütün hastalara yayabiliriz. Bu da bizi endişelendirdi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kanser merkezlerinde hijyen konusunda bazı standartizasyon geldi. Sık sık temizlik, sosyal mesafe, randevu tarihleri, bazı kanser türlerinin tedavilerini öteledik ama yine devam ettik. Tabii burada belirsizlikler vardı. Bu belirsizlikler bizi çok yordu. Nedir? Çünkü
kanser pandemi sürecinde ne yapacağımızı kimse bilmiyor. Yani biz de bilmiyoruz. Amerika'da MD Anderson da bilmiyor. İngiltere'deki Royal Marsden da bilmiyor. Bunu ama bir görüş alışverişiyle çok hızlı bir şekilde standart hale getirdik ve bildiri yayınladık. Ben Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu'nda olduğum için Türkiye'deki bütün merkezlere ulaşmaya çalıştık. İşte bu kanser türünde bunu yapın, bunda bunu yapın. Eğer sizi aşıyorsa buraya gönderin gibi bir takım şey yönlendirmeler oldu. Mümkün olduğunca biz dahil Türkiye'deki birçok merkezde kanser tedavileri aksamadı. Tabii ufak tefek aksaklıklar olsa bile bunları da bertaraf etmeye çalıştık. Burada en büyük şey üçüncü değişim kanser tedavisinde. Bu üçlü tedavi dedik ya, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi. Eğer birbirinin alternatif hale geliyorsa tedavi etkinliğini azaltmayacak şekilde alternatif tedavilere yönelir. Yani nedir mesela? Cerrahi yapılamıyorsa bir prostat kanserinde bu hastaya radyoterapi. Radyoterapi de 5 gün veya daha kısa 20 gün. Yani 8 aşama hafta. Olarak sıralaması var mı hocam? Yani bu en son mu cerrahi? Yok öyle ya bir şey. Böyle bir şey var öyle mı bir sıralama? Şey yok. Bunlar tamamıyla konseyde zaten tartışılması gerekiyor. Kanser hastalığının konseyde karar verir. Konsey içerisinde de cerrah olur, radyoterapist olur ki medikal. Tam konsey demişken efendim, şehrimizde tek tümör konseyi merkezinin olduğunu biliyoruz. Tek tümör konseyi özellikle ben burada belirtmek istiyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında bunda da bizim... Yani. Çok önemli. Bunun anlamı ne? Tabii bu konsey çok önemli. Neden önemli? El ellerin üstündür. Bunu atasözü, yani atalarımız bunu yıllar önce söylemiş. Yani ben radyasyon onkolum, benim bilgim cerrah kadar değil. Ben cerrahtan bir şey öğrenirim. Cerrah benden öğrenir. Radyologdan bir şey öğrenirim. Patolog bir... Bu, ya da herkes kendi cevherini ortaya koyar. Bu yani konsey sadece hasta için değil, hekim için de çok büyük bir şey. Bunda özellikle bu özveriyle çalıştığı için, zorladığı için sevgili Ezgi Oyma'ya, Doktor Ezgi Oyma'ya teşekkür ederim. Bu konsey çok önemli. Neden? Çünkü biz yurt dışında merkezleri gezdiğimiz zaman bizi tedavi odalarını göstermeden önce konsey odalarını gösterir. Biz burada hastalara tartışıyoruz diye. Bu çok mükemmel bir şey. Bunu yaparken de aslında bu bir disiplindir aynı zamanda. Çünkü zor bir grup doktorlar. Hiçbir doktor ben biliyorum, bilmiyorum demez. Bir tabir daha, multidisipliner çalışma. Tabii. Böyle bir şey. Ben bilmiyorum demez. Bunu da biz kendi hekim arkadaşlarımıza empoze etmeye çalıştık. Çünkü olmayan bir şey yapmak belli bir süreden sonra biraz zor, biraz özveri gerekir. Onda da biraz zorlandık ama artık dediğiniz gibi Hatay ilimizde ilk ve tek onkoloji konseyi olarak hem zorlu vakalar hem de rutin vakalar tartışılıyor. Bu da sadece tedavi için değil, tedavi sonrası oluşabilecek bir yan etki veya oluşabilecek bir ilerleme durumunda A, B, C planlarını oluşturmak. Yani orada çıktıktan sonra, hasta tartışıldıktan sonra tedavisi bitecek. Bittikten sonra şu olursa bu, bu olursa bu şeklinde bir yol çiziliyor, haritası çiziliyor. Bu da hem hasta için çok büyük bir kolaylık değil mi? Biz de eğitim alıyoruz. Bizim için de büyük bir eğitim aslında. En azından bilgi paylaşımı tabii oluyor orada. Efendim ya gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Konsey burada, en azından böyle bir konseyin olması da bir birlikte çalışmanın tabii ki çok büyük faydaları. Şimdi kanser tedavisi bugünkü şartlarla artık İskenderun'da böyle bir şeyin olduğunu diyebilir. Yani kanserim, ben buradan artık işte yurt dışına ya da şehir dışına gitmem gerekiyor gibi düşünceyi atsınlar mı tamamen? Şöyle, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İskenderun ve Hatay ilindeki kanser hastaları artık sahipsiz değil. Yani burada rahatlıkla tedavi görebileceği bir merkez var. Bu merkez içerisinde sizin az önce bahsettiğiniz multidisipliner bir ekip var, konsey var ve her türlü tedavi desteği, seçeneği var. Bir diğer şey, bu tedavi seçeneğini aşan durumlarda arkada danışabileceği, refer edebileceği merkez var. Hem Ankara'da hem de Adana'da. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Kanser hastaları artık Hatay'da sahipsiz değil. Hocam bir de erken teşhis hayat kurtarır. Bunu diyoruz bu ama. Bu her yerde slogan aslında. Bu benim de sık kullandığım her slogan. Her hastalık için tamam. Peki insanlar ne hissettikleri zaman biz ya kanser var mı bende diye başvursunlar? Şöyle, yani bir ilk söylemem gereken şey, ya da ne olması lazım? Kimse yani kanser olacağım korkusu da yaşamasın. Yani benim şuramda bir şey oldu, ben kanserim. Bu da yaşanmasın. Yani böyle bir yaşantı olmaz. Çünkü neticede insan bir kere ölecek. Yani her gün ölmektense yani bir kere öleceğiz. Bunu unutmamak lazım. Burada vurgulanması gereken en önemli şey, kanser yapan şeylerden kaçınmak lazım.
nedir bu? Sigara içiyorsunuz, bırakacaksınız. Bu kadar basit. Peki o zaman son şeylere mi gelelim? Mesajlara gelelim. Mesajlardan yani önce kanser aslında. Öncesi ve tabii. Kanser sonrası neler yapmamız gerekiyor efendim? Aslında bu kanser tanısından ziyade orayı bitireyim. Evet. Bir sigarayı peki. Bırakmak lazım. Herhalde siz sigara içtiğiniz için böyle pas ediyorsunuz. Sigarayı evet evet içmemek lazım. Tabii ikincisi kanserde korunmanın en önemli şey spor. Bu spor dediğimiz herkes böyle spor deyince zannediyor. İşte 10 kilometre yürüyeceğim ağırlık. De aslında çok basit. Düz yolda yürümek. Spor dediğimiz bir şey bu. Evet. Bunun vücut hareket etsin bir şey. Tabii vücudu çalıştırmak lazım. Bunun haricinde bir bulgu var ise ne bileyim. Bir meme kanseri de elinde kitle var ise mercimek tarihinde küçücük de olsa hemen doktora başvurması lazım. Sigara içen bir hasta için konuşuyorum. Öksürük gibi bir şeyleri varsa hemen doktora gitsin. En önemli şey hiç belli olmayan, sebebi belli olmayan bir kilo kaybı varsa mutlaka doktora gitmesi lazım. Erkekler için özellikle 50 yaşından sonra prostat kanseri riski olduğu için mutlaka 50 yaşından sonra bir rutin muayene, parmakla prostat muayenesi yapması lazım. Onun haricinde dediğim gibi her vatandaş, her birey ben kanser olacağım diyor korkuyla yaşaması normal yaşantıya devam etsin. Yani söylediğim iki şeye dikkat etmesi lazım. Evet, sigarayı bırakın. Ve spor yapın. Ve spor yapın evet. Ve sağlıklı beslenin evet. Diyoruz. Bir de böyle bir şeyi en azından hissettiğiniz zaman erken teşhis. Hayat kurtarır. Hayat kurtarır. Evet. Artık çaresiz değilsiniz. En azından sağa sola gitmeniz de gerekmiyor. Tabii. İskenderun'da bu işin uzmanları rahatlıkla ulaşabileceğiniz uzmanları var diyoruz. Yani şöyle, kanserden korkmayın. Aslında tam teşekküllü kanser merkezi diyebileceğimiz bir merkez İskenderun gelişim hastanesi tabii. Çünkü hem tanı hem tedavi hem teşhis hem tedavi hem de takipte bir ekip var. Çok güzel. Güzel haberleri paylaştık bugün değerli dinleyenlerimiz. Bugünlük de programın sonuna geliyoruz ama ben gerçekten sohbete doyamadım. Çok değerli bilgileri hem sohbet ortamında da almış olduk. Bu samimi sohbetten dolayı özellikle çok teşekkür ediyorum. Son olarak bütün dinleyenlerimize bir mesajınız var mı? Bir hekim olarak aynı zamanda bulunduğumuz ortam anlamında da şu an psikolojik anlamda da ruhsal anlamda da bu pandemi sürecinde hasta olanlar da olmayanlar da şu anda hasta. Tabii. Neler söylemek istersiniz efendim? Ben öncelikle bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Böyle hem gelme konusunda aksama oldu, gün değişti. Bu da hoşgörüyle davrandınız. Öncelikle ona çok teşekkür etmek istiyorum. Hemşerilerimle sohbet etme imkanı sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Aslında böyle kafamda şekillendirdiğim hayallerden birini bugün gerçekleştirdik. Bu da beni son derece mutlu etti. Aslında şu anda her ne kadar böyle söylemeyi çekinsek bile bir kaotik ortam var. Ne açıdan? Bir bilgi kirliliği var. Çünkü televizyonu açıyorsunuz, iktisatçı pandemiyle ilgili konuşuyor. Siyasetçi korona ile ilgili konuşuyor. Aslında bu konu zaten kaotik ortamı daha da bulanıklaştırıyor. Bu öncelikle böyle bilgi kirliliklerinden mümkün olduğunca kaçınmak lazım. Bu çok çok önemli. Çünkü zaten stresli bir ortam, stresli ortamda oluşabilecek bir bilgi kirliliği stresi daha da arttırır, katlayarak arttırır. Bu süreçte mümkün olduğunca bilgi kirliliğinden uzak durmak lazım ve mümkün olduğunca hastaların ya vatandaşların kurallara riayet etmesi lazım. Bir korona gerçeği var. Bu nedir? Sosyal mesafeden uzak, sosyal mesafeyi korumak lazım ve temizlik, el hijyeni, basit bir el yıkama ve maske bunlardan çekinmemesi lazım. Mutlaka bunu rutin olarak hayatın bir parçasını içerisine sokması lazım. Kanserle ilgili aslında bu şu anda korona sürecinde yaşadığımız kaotik ortamı biz yıllardır yaşıyoruz. Yani kanserle ilgili kendi meslektaşlarım kardiyolog da konuşuyor, göğüs uzmanı da prostat konuşabiliyor. Öyle o konuda da bilgi kirliliği var. Benim bütün hemşerilerimden, bütün hastalarımdan istediğim bir en önemli husus, aklında bir soru var ise uzmanına danışın. Yani bunun içerisinde onkolog, cerrah, radyasyon onkolog. Çünkü biz aslında ulaşılması çok kolay bir yerde. Yani kapı kapı ile değil, direkt böyle rahatlıkla vatandaşların ulaşabileceği bir yerdeyiz. Bu sorulara çok rahatlıkla ulaşabilir. Bir diğer şey aslında ulaşım daha da kolay ulaştı. Az önce söyledim, bilgisayarla, sosyal medyayla da çok rahatlıkla ulaşabilir. Yani iletişim çok kolaylaştı. Bunu rahatlıkla kullanabilirler. En çok mağdur edilen grup kanser ve kanser hastaları maalesef hem maddi hem manevi
Gereksiz ümitlendirmeler, gereksiz bilgi kirliliği bütün hastaların tedavi sürecine oldukça etkiler. Bu bir ekip işi. Ekibin içerisinde ortasında aslında ekibin lideri hastadır. Hasta ve ekip ilişkisi çok çok önemli. Hasta hekimine doğru bilgi vermesi lazım. Hekim de hasta hekimine inanması lazım. Hekim de hastaya doğru tedavi yapması lazım. Onun için tekrar söylüyorum, Hatay bölgesi kanser hastaları açısından artık belli bir seviyeye ulaştı tedavi açısından. Ve buradaki hastalar, kanser hastaları sahipsiz değil. Tedavi, teşhis konabilecek bir merkez var. Ne mutlu bize ki biz de bu süreçte öncülük ettik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Bütün enerjimizi bu yolda ilerleyeceğiz. Aslında çok basit benim bir yaşam felsefem var. Ben tavuğum yumurtlarım. Ben doktorum, işim budur. Ben başka bir şey yapmam. Efendim, iyi ki varsınız. Yüreğinize sağlık. Bu samimi sohbetinizden, keyifli sohbetinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Onun dışında gerçekten çok yararlı bilgileri paylaştınız. Hem de sohbet ortamında evet. Çok anlaşılır bir şekilde. Evet. Yani işi şeye boğmadan, radyoloji, onkoloji, evet. Farklı böyle terimlere de boğmadan. Bu arada gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, emeğinize ben sağlık. Teşekkür ederim. Evet, yani 3 haftalık bir gecikmeden sonra biz bu programı yaptık ama ben bu programa doyamadım. İnşallah dilediğiniz zaman da bu kapımız ve mikrofonumuz size açık. Çok her zaman bekleriz. Evet, sizi ağırlamaktan gurur duyarız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, bugün de Mega Radyo stüdyolarından canlı yayında gerçekleştirdiğimiz Sağlıkta Gelişim programında değerli konuğumuz İskenderun Özel Gelişim Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Sayın Profesör Doktor Cem Önal beyefendi hocamızla birlikteydik. Radyasyon onkolojisi ve genel sağlık konularına dair önemli bilgileri paylaştı. Dinleyenlerimize önemli tavsiyelerde bulundu bugün. Aynı zamanda halen Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan sayın değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Cem Önal hocamıza bu keyifli ve yararlı sohbetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir dahaki programda inşallah birlikte daha güzel haberlerle birlikte oluruz. Sizi ağırlamaktan dolayı keyif duyduk. Bu arada haftaya tekrar başka bir konuğumuzla Sağlıkta Gelişim devam edecek ama bu programın yarın tekrarını yayınlayacağız. Bu arada bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Kabotajın kelime anlamı da bu ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi demişiz. Bugün 1 Temmuz. Efendim, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan bir yasayla Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirilmiş ki bundan öncesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü batılı ülkelere verilmiş olan kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında yabancı bandıralı tekneler varmış. Efendim, bu 1 Temmuz Denizcilik Bayramı ile ilgili konuşacağımız şey, özellikle şunu söyleyelim, zorlu mücadeleler sonunda kazanılan Kurtuluş Savaşımızın ardından ülkemizin her alanda bağımsız olması, dünya ile bütünleşmesi amacına yönelik olarak pek çok köklü değişim ve yenilikler yapılmış, adımlar atılmış. 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile de denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız geri alınmış. Bu suretle Türk denizciliğinin gelişmesi ve denizcilik sektörüne canlılık gelmesi sağlanmış. Ülke ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkısı olan denizcilik sektörünün daha da gelişmesi, ileriye gitmesi, dünya deniz taşımacılığındaki payımızın yükselmesi ve rekabet gücün artması ülkemiz için büyük önem taşımaktadır diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tarihe mal olmuş şanlı Türk denizcilerini saygı ve rahmetle anıyoruz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz diyoruz. Efendim, bu programın da sonuna geldik. Bugün zaten saat 10'dan sonra anıt alanında bir program vardı. Daha öncekileri şöyle bir hatırladığımızda sahilde o eski, hele daha önceki eski iskelenin olduğu zamanda belki sizler hatırlar mısınız bilmiyorum ama bizim biraz daha tevellüdümüz eski olduğu için o böyle yağlı direklere, kazıklara bayrak yarışı falan yapılırdı. Yüzme yarışları yapılırdı. Çok daha coşkuyla kutlardık o kabotaj bayramlarını. Umarım inşallah o günlere tekrar geri döneriz. İnşallah. Allah o günlerimizi aratmasın. Amin. Efendim, tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya Perşembe
aynı saatte başka bir konuğumla yine Sağlıkta Gelişim programında buluşmak üzere. Ben ve yayında emeği geçen kardeşlerim adına da, sevgili konuğum adına da tüm Mega Radyo dinleyenlerine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Sağlıkla ilgili önemli konuların uzmanlar tarafından konuşulduğu Sağlıkta Gelişim programı Perşembe sabahları Mega Radyo'da. Sağlıkta Gelişim programı konusunda uzman canlı yayın konuklarıyla her Perşembe Mega Radyo'da. Mega Radyo, sağlığınıza iyi gelecek. Gelişim Hastanesi'nin sunduğu Sağlıkta Gelişim programını dinlediniz.